gösterge. Hani en azından seçenekleri de görsün arkadaşlar. Bu ekran Suzuki'nin, ki bizim teknemizde Suzuki motoru var. Furuno'ya yaptırmış olduğu, onların ortaklaşa yapmış oldukları bir ekran. Evet. Aslına bakarsanız balık bulucu kısmı da çok ciddi, güçlü bir ekran. Motorun bütün göstergeleri de burada mevcut. Anlık yakıt tüketiminden tutun, işte devrine, yakıt göstergesi gibi. Hemen hemen hepsi burada. Menüsü, işte balık bulucu kısmı bölümüne geçebiliyoruz. Ya da mesela su üstü radarı koymak isterseniz onu da destekleyen, otopilotu destekleyebilen bir altyapısı var. Combo ekran gibi, evet, yani. Evet, ciddi bir ekran. Gayet çok güzel. Ondan sonra işte baş pervanemiz, ırgatımız. Baş pervanemiz, ırgatımız. Pis su ve temiz su göstergeleri, düğmelerimiz. İşte bu istenilen donanıma göre daha da artıp buradaki cihazlar azalabiliyor. Evet. Şurada kolay ulaşılabilen sigorta panomuz var. Bu da burada önemli. Irgat'ın, baş pervanesinin, kontrol düğmelerinin çok pratik ulaşılabilen, ışıklı ikazı olan sigortalar bunlar. Attığı zaman yanıyor değil mi? Tabii. Hocam? Attığı zaman hangisinin attığı belli oluyor. Bu da her teknede olması gereken şey değil mi? İzleyicilerin, evet, yani söyleyelim. Biz, water case diyoruz, evet, biz buna. Evet. Ben de yani öyle bir anda ihtiyacınız olur, tabii, ki hayat kurtarır. Aa, tabii canım. Bende de iki tane var teknede. Hani misafirlere vallahi diyorum ki yani yoksa buna koyun. Yoksa sıkıntı büyür. Özellikle kışın eğer denize çıkıyorsanız iş daha da riskli oluyor. Aynen çok öyle. Fazla vaktimiz kalmıyor. Bunu bir kapatabilir miyiz? Nasıl kapandığını görsünler. Sürgüle eştir. İsterseniz çok böyle değişik, yarım açık bırakabilirsiniz havalansın diye, ya da indirip kilitleyebilirsiniz. Harika. Umarım görmüşsünüzdür. Havalandırma için. Yani standart heçlerden daha güzel yani, böyle kalkık durmaktansa. Evet evet. Orada kalkık heç çok mantıklı olmuyor. Çünkü büyük bir heç. Tabii. Koca bir kapak açılıyor. 30 nat gidiyorsunuz. Tabii, dalgaya tabii, vuruyorsunuz tabii, falan. Tabii, tabii. Yok. Bu daha havaleli olmayan bir heç. Çok hoşuma gitti. Zaten dikkatimi çektiği için kapatır mısın dedim. Şimdi buradan içeriye girecek olursak. Tamam. Siz kamera girin. Kısmında. Siz girin tarif edin. Tamam. Ben de uzatmadan göstereyim. Aslında 8 metre bir teknede 2.40 genişliğinde eninde yatma alanı veren bir kamera. Evet. İki kişi yan yana çok rahatlıkla yatabiliyor. İsterseniz ben bir uzanayım şöyle. Tamam. Ben de demin bir test ettim, baktım. Ya, tabii ayakkabıları çıkartmadığım için. Evet. Evet. Şimdi benim ayak ucumda oldukça boş bir bayağı alan da, var. Evet, bayağı da boşluk kaldı. Yanıma birisi daha yatabilir. Tabii. Ya bir de ya mesela ufak bir çocuğumuzu da yanımıza alabiliriz. Çok güzel. Bir aile için yeterli bir kamera, yatak. Artı kokpit kısmındaki yatak da desteğiyle ciddi bir yatma alanına ulaşan bir. Yani şu yandaki lumbozlar falan da yani şey serin tutuyor burayı yani çok. Evet evet. Bir, ben teknenizde asla bir sıkıntı, bir boğulma, bir havasızlık görmedim. Evet evet. Heç'i açtığınızda arka kapı açık olduğunda tabii güzel de bir ceyran oluyor. Heç'ler, tavanda heç de var. O şu an minder olduğu için açamıyoruz. Tuvaletimizi de gösterelim isterseniz. Tuvaleti gösterelim. Yani her şey ince ince, detay detay. Elektrikli ve taharetli tuvalettir. Evet, ilk defa taharetli tuvalet gördüm. Bunu ben acilen alıp takmam lazım. Bundan çok hoşuma gitti. Tuvaletimizde lavabomuz da var. Onun şeyi ucu çıkmış şu an denizden. Olsun, olsun. Altında dekolama alanı var. Burada tuvalette de bir heçimiz var. Tuvalette, evet. Havalandırma maksatlı. O çok önemli. Çok, çok. Evet. Çünkü nispeten küçük bir alan. Burada bir aydınlatması var bu şekilde. Tabii. Vallahi emeğinize sağlık. Her şey çok çok güzel. Aynı zamanda duş olarak da kullanıyorsunuz. Burası tek duş teknesi gibi. Değil mi? Aslında burada duş çok istisnai bir durum. Özel bir istek olursa ona göre uyguluyoruz ama normalde olabilir de yani. İstenirse eklenebilir. Evet. Evet. Hani şey, konu açık. Tabii. Ucu açık bir konu. Şuralarda depolama alanlarımız var bu koltukların altında. Oldukça fazla malzeme alan. Çok güzel. Aynısından arka koltuğun altında da var bir tane. Burayı da açalım. Çok harika. Ben teknede bayağı bir yemek yapıyorum. Yağ, mısır, vallahi helal olsun. Helal olsun. Tebrik ederim. Ya ben daha başlayamadım. Bir şeyler yapıyoruz bilmem ne falan ama tek başıma başlayamadım nedense. Şu aşağıdaki bölümü de depo olarak kullanıyoruz.
buralarda oldukça malzeme alıyor. Maşallah her şey varmış. Yani buzdolabı eksildikçe buradan destekleyebiliyoruz. Çok İçecekleri güzel. Koyuyorum genelde ben buraya. Kaç santim derinliğinde burası? Ya burası hemen 40-45 santim derinliğinde. 1,5 metre kadar uzuyor. Çok, öne doğru. Çok güzel. Ve şeydir, ıslak alan değildir. Temiz bir alandır. Temiz bir alan. Hı-hı. Yani tekniği en çok kurtaran malzemelerden biri. Şimdi Murat Bey, gelelim bizim esas ana konumuza. Hani biz burada amacımız, hani ana temamız şu. Hani yeni başlamak isteyenlere, hani ucuza, uyguna, hani ucuz derken yanlış anlaşılmadan konuşmaya çalışayım. Uyguna tekne nasıl alınır, nasıl yapılır? Hani bizim kanalımızdan gelenlere yardımcı olabilir misiniz? Tabii. Ya da nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ya da ne yapabiliriz? Hani soru babında bir şeyler yapabilir miyiz? Ne yaparlarsa uygun alabilirler. Şöyle olabilir. Söyleyeceğiniz aslında, bir şey var mı? Hani amacımız denizsizliği düşünenlere denizden kavuşturmak. Tabii. Şimdi benim yaşantımın çok büyük bölümü profesyonel denizcilikle geçti. Yani denizin içinden çıkarak deniz aracı üretmeye başlamış birisiyim. Aslında denizde birinci öncelik güvenlik. Evet. Güvenli bir tekneyle denize çıkmak önemli olan. Peşinden tabii ki bununla beraber konfor da geliyor. Evet. Ucuza tekne almaktan ziyade doğru tekneyi almak önemli olan. Çünkü rakamsal kıyaslamalara girildiğinde emsal teknelerin daha ucuzları, çok daha pahalıları, aynı zamanda ucuza almayıp da çok pahalıya da almamak gerekiyor. Tabii. Pahalı olursa hiç çöp alırsın. Evet. Ama sonuçta fiyat ve ürün kendini hemen hemen gösteriyor. Hı. Yani doğru fiyata doğru ürün aldığınızı hissediyorsunuz. Tabii. Onun dışında tekne alacaksanız yani tabii ki ikinci el tekne de alabilirsiniz. Evet. Bizim de bazen senede bir tane kadar, iki tane kadar ikinci el teknemiz çıkıyor. Güvenerek alabilirsiniz. Diğer firmaların da vardır. Evet. Sıfır tekne alacaksanız artık yani çok fazla da bu çok yüksek fiyatlar vererek yabancı tekneler alınma durumu da artık ortadan kalkmaya başladı. Demin zaten sert bir dönüş yaptınız. Ben hayran oldum vallahi. Sapıtmadı ya tekne yani. Sportif bir araba gibi. Tabii. Doğru bilinçli, işini gerçekten severek, isteyerek yapan imalatçılardan güvenerek bence tekne alabilirsiniz. Tabii. Ya ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani Murat Bey güvenilir bir arkadaş. Bence her şartlar altında bir kart iziniz falan var mıydı? Tabii, ya da arabada. Ya da şöyle söyleyeyim, internet sitesi var mıydı? Tabii, Anatoli. Şöyle Anatoli, hatta yat olarak internet sitesinden bakın, Murat Bey'i bulun. İnanıyorum ki her türlü size yardımcı olacaktır. Yani fikir olarak, maddi imkan olarak, yani olabildiğince tabii ki, yani sonuçta bunun bir maliyeti var. Bunun bir ister istemez bir giderleri var. Donanım, zaten donanımlar para. Hani gelin, konuşun, bakın. Yani zaten ilgili bir beyefendi. Ben iki tane müşterisine ilgilenirken gördüm. İnan benim alasım geldi. Yani düşünün, yani kendinin yanına bir tane dedim, ben bundan alayım gideyim. Yani o derece. Hani sormadan, bakmadan, test etmeden bence karar vermeyin. Evet, zaten bu üstünde bulunduğumuz tekne de test teknesi. Test teknesi. Her müşterimizi bu tekneyle denize çıkartıyoruz, kullandırıyoruz, yanaşıyoruz, ayrılıyoruz. Yani ne alacağınızı bilmenizi tavsiye ediyorum. Kullanmanızı tavsiye ediyorum. Artı bir şey daha söyleyeyim, çok önemli bir ayrıntı. Bizim gibi işini düzgün yapan pek çok firma var. Var. Servis konusunda da rahatsız olmazsınız. Çok yani iyi. Şöyle, hem rakamsal olarak hem zamansal olarak çok kısa sürede müdahaleler yapılabilir. Emsal yabancı bir teknede çıkabilecek rakamların çok çok altına işlemler yapılabiliyor. Evet. Yani ilerleyen zamanlarda da mutlu olacağınızdan emin olacağımız bir imalat süreci serüvenidir bu. İnşallah. Yani arkadaşlar, ben tekrar tekrar diyorum, benim esasında yola çıkış amacım, herkes bir rota, neta, nauta diye bir tutturmuş. Saygım var. Yani bir firmayla bir sıkıntım yok. Ama hani ne biliyor musunuz? Kalıpları kıralım. Güzel, yani İstanbul'umuz olsun, Türkiye'miz olsun, nice firmalar var. Yani el elden üstündür. Hani o firmalar kötü firma değil. Ama burada bizim canım canım diğer firmalarımız da var. Bakın, düzgün karar verin. Hani yapışmayın yani. Ben her zaman ondan yanayım. Bakın ben gidip biraz da Genovo, Benovo, Barbaria almadım. Gittim. Ne aldım? Polimarin aldım. 39 fit. Neyim eksik? Vallahi aslanlar gibi de yelken basıyorum yani. Harika. Yani yerli imalatçıya güvenelim. Gerçekten çok güzel işler yapılıyor ve gittikçe de bu yelpaze genişliyor. Evet. Her çeşit tekne üretilmeye başlanıyor.
Ben beklerim. Buyurun gelin. Büyükçekmece'deyiz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ya, Murat Bey'i arayın, bulun. Pişman olmazsınız. Ben geldim, gördüm, baktım, bakıyorum. Ben yani hata bulamadım. Bulsaydım da söylerdim zaten. Dediğim gibi ben Murat Bey'in arkasındayım. Murat Bey'in ürününün arkasında. Gelip bakmadan karar vermeyin. Yani Murat Bey hayallerini ertelememesi, sıradan yelkenci olmak kanalından gelen arkadaşlar ekstra yardımcı olmaya çalışacak yani, öyle söyleyeyim hani. Çünkü olabildiğince hani adamcağız da ne yapsın burada, her malzeme dolarla, yanlış mıyım? Evet, yani evet, elektronikler maalesef parayla, hani ne yapabilir? İşçiliğinden biraz şey yapar. Esnekliğini gördüm. Murat Bey'den tekne alamayan hiçbir yerden tekne alamaz. Tekne aramayın o zaman. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın.